Yeter ya, bak versene. Fark etmez, fark biricilik. Koleksiyonunu da ver. Anladım. 29 yaşındayım. Yaklaşık 8 yaşından beri bu mesleğin içerisindeyiz. Babamız hadi oğlum kalk dükkana deyince biz de bu mesleğimize başladık. Küçük yaşta öncelikle çırak işleriyle falan derken ustalık kıvamına bu zamanlara geldik. Dedemizden devraldık. Babamızın dedesinden gelmelidir. 1900'lü yılların başında başlanmıştır Sivas'ta. Şu an 4. nesil olarak yapıyoruz biz. Bıçaklızade Emre Göçer adında. Devam etmektedir. Abi. Tabii şu an Türkiye'de göndermediğimiz ilçe kalmadı zaten. İl değil ilçemiz kalmadı. Bunu gerçekleştirdik. Şimdi biz normal Sivas bıçağı tarzında yapmıyoruz. Bizim yapmış olduklarımız Sivas bıçağının üstüne çok şey kattık. Modernize ettik. Çeliklerini çok ve aşırı derece güçlendirdik. Avrupa'dan üstün derece kaliteli çelikler getirttirdik. Yani kendimize has modeller çıkarttık yani bunlarla. Onlarla biz yürümeye devam etmeye çalışıyoruz. Eski Sivas bıçakları modelleri demode oldu. Yenilenmek lazım. Teknolojiye uyum göstermek lazım. Şimdi ilerleyen zamanlarda şimdiki kilitli model dediğimiz çaklarımız var. Bunlar da tabii ki Sivas adına olsun. Yani Türkiye'mize, Sivas'ımıza çok şey katacağını zannediyoruz inşallah. Güzel şeyler olacak yani. Dünyada şöyle bir engelimiz var. Dünyada kargoya takılıyoruz. Biz örneğin ortalama günde 70 tane kargo çıkartıyoruz Türkiye içerisinde ama Avrupa'dan çok talep var. Aşırı derece talep var. Özellikle bu el sanatlarında çok talep var ama kargoya takılıyoruz. Çakı silah sınıfında adlandırıldığı için maalesef kargoya takılıyoruz. Bunun çözümlerine bakacağız inşallah. Elimizden geldiği kadar bir şey yapmaya çalışacağız ama burada da hükümetimizin bize destek vermesi lazım. Ya fiyatlar şimdi şöyle. 30 TL ile 900 TL arasında değişen fiyatlar var. Bu sizin tamamen kullanmış olduğunuz çeliğe, malzemeye veya ürün koleksiyonluk özel bir tasarım mı veya günlük kullanıma uygun bir şey mi? Darbeleşirde kullanacağınız şeylere falan. Özelliklerine göre değişiyor fiyatlar. 30 TL ile 900 TL arasında değişiyor. Sosyal medyada biz 2020'nin sonlarında biz sosyal medyaya girdik. Sosyal medyada şu an 50.000 aşkın takipçimiz var. Güzel geçiyor yani. Sosyal medya artık her şey orada geçiyor. Çünkü orada insanları kandıramıyorsun. Her şey orada sabit, çok şeffaf şekilde. Biz de zaten bizim dürüstlük, kalite ve dürüstlük. Bundan şaşmıyoruz. Biz bir bıçağımız hatalı çıktığında Mersin'e gittik. Değişim için Mersin'e gittik. İnsanlar bize güldü. Ama burada en azından insanlara karşı samimiyetimizi göstermiş olduk. Yani internet bizim işimize geliyor. Çünkü biz işimizi kaliteli ve dürüst yapıyoruz. Bundan dolayı yani şimdi teknoloji çağı zaten. Sivas'taki şubelerimizi daha çok daraltıp internette daha çok büyüme hedefindeyiz. Biz memnunuz. Tesadüfen girdik internete ama pandemi döneminde. Bu bizim için çok olumlu oldu yani işin açığı. Günde 70 tane kargo çıkartıyorsak tabii ki sosyal medya platformları tarafından çıkartıyoruz. Evet dediğiniz gibi mezatımız değil de canlı yayınlarımız oluyor. Talep çok ya. Talep yetişemiyoruz yani. Şu an fabrikasyon düzeyinde devletimiz bize destek vermiş olsa ya da valiliğimiz bize destek vermiş olsa fabrikasyon düzeyinde biz çakı satarız. Ama fabrikasyon bir sistemimiz yok. Bunlar milyonlarla olacak şeyler. Talep çok, yetişemiyoruz. Model çok, talep çok, yetişemiyoruz yani.